Uzak yerden görünüyor kararsın. Yola bakın, belki gelen babamdı. Çoktandır babama hasretim zaten. Yola bakın, belki gelen babamdır. Yola bakın, yola bakın, belki gelen benim babamdır. Benim babamdır, benim canım babamdır. Çoktandır babama hasretim zaten. Yola bakın, belki gelen benim babamdır. Oy, oy. Yola bakın, belki gelen benim babamdır. Aşık, aşık ruhaniyim, kim bana benzer? Ben ölürsem babamı kimler karşılar? Ya haber yollar ya da mektup gönderir. Kula bakın, belki gelen benim babamdır. Kula bakın, belki gelen benim babamdır. Benim babamdır, benim babamdır. Ya haber gönderir ya da mektup yollar. Kula bakın, belki gelen benim babamdır. Benim babamdır, benim babamdır. Bravo Emir'cim. Emir Talha Altınbaş. Evet, yine duygudan duyguya sürükleniyoruz. Bazen de böyle göz pınarlarımız doluyor. Babalarımız, çok hala iyi. Hayatta olanların ellerinden öpüyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Kaybettiklerimiz, evet, mekanları cennet olsun. Amin. Evin direğidir onlar.
iyilik ve huzurun sembolü. Onlar yine bizi nerelere götürürler. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet, Öykü. Bu performansında ben hep özellikle Cengiz Hocam'ın söylediği şeye dikkat ediyorum, o sündürme meselesine. Hı-hı. Sen böyle yani o ritim içinde çok böyle sanki uzatmadan güzel bir şekilde anlattın yani Cengiz Hocam'ın söylediği şey, bilmiyorum katılır mı ama daha böyle kelimelerin anlaşılır, o ritmi kendi içinde, o ritmi bana kalırsa vardı. Teşekkür ederim. Çok hissi, duygusu çok güzeldi. Teşekkür hocam ederim. Daha doğrusunu söyledi. Öyle mi oldu Cengiz Hocam? Evet, biraz daha tabii. Biraz daha derli topluydu sanki. Tabii. Yani metronom biraz daha hızlı olabilirdi. Yani daha da cümleleri daha hızlı geçebilirdi. Evet. Şey yapabilirdi. Hmm. Böyle okudum bazı yerleri ama ben bir tek ilk kıtada bir Hüseyin'in perdesinde bir tizleşme duydum. O da çok bastın oraya. Hı-hı. Onun haricinde mükemmel bir performanstı. Akordun her zaman iyi. Orada bir nazarlık yaptın bize. İyi geldi bana. İyi yani. Tutunuyor Türkiye. Peki evet. Farklı bir soru soracağım İsmail sana. Evet. Senin için de çok önemli baban. Duygusu için ne söylersin? Duygusu her zaman yerinde. Ben de babamı 2001 yılında kaybettim. Tamam. Allah rahmet eylesin. O zaman da ben 21 yaşındaydım. O yüzden Emir'in duygusu her zaman çok iyi. Evet. Teşekkür ederim. Yani duygusundan, akordundan hiçbir zaman feragat etmiyor. Her duyguyu bize hissettiriyor. Her zaman hissettiriyor. Ama birden fazla nefes aldın ya. Yani hocam da söyledi ya az önce böyle böyle okudun diye. Yani tek nefesle okuyacağın yeri böyle bir iki nefes alarak okudun. Evet. Hocam, onu yapmasan bence ifade daha güzel ortaya çıkacak. Ya onu da şeyden dolayı dün gece Aşık Ruhani Erzurum Tortum ilçesinde bir kahvehanede söylüyor bu türküyü. Ha, evet. Ben de o türküyü oradan hani dedim ki bir özünden dinleyeyim. Hani o kahvehanedeki söyleyişini dinleyince oradan tamamen aldım kendimi. Orada mı öyle okuyor kayıtta? Kahvehanede öyle okuyor. Aynen. Öyle okuyunca bari o nameleri, o şeyleri koymak istedim. Biz geçtiğimiz haftalarda Neşet Usta için de sevgili Eren neredesin aynı şeyi söyledik. Dertli Anam türküsünü okurken hani çok nefes aldın diye. O da dedi ki Neşet Usta da çok nefes alıyor. Arkadaşlar bu yaşla alakalı bir şey. Yani ileriki yaşlarda hepimiz nefesimiz daha süre olarak ciğerlerimiz daha küçülecek, edecek vesaire böyle birçok şey var. Yani tek nefeste okuyabiliyorsak okuyabiliriz yani değil mi? Yani bunu kendimiz yapabiliriz yani. İlla hani dinlediğimiz kişi nerede nefes alıyorsa orada almaya çalışmak da hani birebir aynı şeyi yapmak da doğru. Belki yaşla alakalı bir şey o. Sağlık problemiyle alakalı bir şey de olabilir. O yüzden bölmeden okuman daha bence şeydir. Daha önemli. Onun dışında bir sıkıntı yok. Aysun abla, yıllardır okuduğunuz tüm türkülerde inanılmaz disiplinlisiniz. Nefese de önem veriyorsunuz hala. Kaynaklara dinliyoruz ama aslında o işte kaynağın birkaç kaydını dinlemek lazım. Yani bir kayıtta kalmamak lazım. Emir iyi ama Emir'in yine hep bu piyasa şey abartıları var. Böyle ıkınarak böyle sanki. Heh, en sonlarda değil mi? O bitmiyor. O cümle sonlarında bir böyle bir sesle efekt yapmaya çalışıyor. Yok, kendi sesiyle oraya bir efekt onun koymaya çalışıyor. Onun tarzı olmuş galiba. Onun bir tarzı var ama artık. İşte onu ben kaybedeceğim. Emre? Bence de çok güzel bir performans. Zaten çok güzel bir uzun hava yani. Çok acılı bir uzun hava. İnsan dinlerken de çok etkileniyor. Ama ben gene Emir sen de yani birazcık daha tizlerini duymak istiyorum ya. Çünkü olan şeyleri daha duymak istiyorum. Bu uzun hava ile ilgili değil evet. Şu söylettiğim. Daha ilerisi için inşallah. Bir de cümle sonlarında karar seslerine geldin ya. Evet hocam. Oraları azıcık uzat. Evet. Tak deyip i̇şte, bırakıyorsun işte orayı. Kesiyor da. Hemen, çok çabuk kesiyorsun. Azıcık uzat orayı. Tamam. Evet. Mahrum etme bizi o güzel ses. Biraz daha dinleyelim orada. Evet Öykü. Şimdi geçtiğimiz haftalarda ikinciliğin var, yedinciliğin var, sonra birinciliğin var. İki, yedi, iki, bir. İki, yedi, iki, bir. Evet. V çektim. Şimdi sevgili Safa'cığım sana tabii laf attı dedi. Şimdi ne edeceğiz? Haftaya inanılmaz. Emir Talha haftaya dedi, çok fena bir türkü yazacağım. Bir dakika. Haftaya daha gelmeden bir dakika. Allah şimdi izin ne edeceksin dedi. Ne edeceğiz? Şimdi ne edeceksin? Şimdi performansını dinledik. Evet. İkinci, yedinci, ikinci, birinci. Evet. Şimdi bu hafta için ben birinci olurum bu turda diyor musun? Şimdi ne edeceksin? Ya şimdi o şekilde diyemem. O Allah'ın takdiridir de. Sadece burada birbirinden çok güzel sesler var. Hani inşallah hepimiz hani bu birinciliği tadarız. Benim tek dileğim, tek temennim bu burada çünkü. Ay benim güzelim. O yüzden güzel kalbi işte. Eğer kalırsam haftaya burada sana çok fena bir türkü yazacağım. Evet, Emir Talha'yı alkışlıyoruz. Çok güzel. Duygu yüklü bir uzun havayla karşımızdaydı. Teşekkür ediyoruz.